hayalini kurduğunuz ve oturmaya kıyamayacağınız gösterimlere hazırsanız birkaç tane ev göstereceğim. Hepsini izlemedim, sadece bir tane ya da iki tane izledim. Ama şunu mu, hangisini izlemişim? Dur bakayım. 110 milyon dolar ne ya? En pahalı evi arıyorum. En pahalı evi arıyorum. 110'u gördük. Şeyden filtrele istiyorsan en çok izlenen filan belki pahalılar baştadır. Çok karma yapmış. 32 milyon var. Filtreleyeyim. Sadece 1,5 milyon. İyi, en çok izlenene bakalım. Sıralama. En popüler. What's up everybody? 37 milyon dolarlık. 37 milyon dolar. Kaç para ediyor Türk parasıyla? Hesaplamak istemiyorum. It's Enes here. Welcome to another episode. 38 milyon. This week we're in Calabasas, California, and about to tour this incredible newly constructed contemporary home right behind me. We got incredible amenities and some of the best views we've ever seen on this channel. We have a beautiful infinity edge pool, basketball court, amazing grounds, and over 22,000 square feet of interior square footage. So we got a lot to see today. Make sure to stick around. Now, stats on the house. We got 8 bedrooms, 14 baths, 8 tane yatak odası, 14 tane banyo. Built on 2 dönüm arazi. And this property is currently on the market for $37,999,000. Bu da tipik Amerikan pazarlama taktiğidir. Yıllar yılı 37.999. As always, we will leave more information about the property down in the description. And before we start our tour, I want to thank the listing agent, Tomer Friedman, for allowing us to tour his amazing listing. Now, let's begin. Hadi bakalım, başlayın. Nasıl bir dağın başında bir ev. Bu arada harbiden direkt GTA 5 evi ya. Ev komple şu, değil mi? Şu da dahil şöyle. On the exterior we have this white walkway taking us up to the front entry. House has a French contemporary architecture. I love the smooth stucco finish, steel casement windows. Ben sevmedim samimiyetsiz de. Like the gutters and the flashings on the bottom. Now, let's go inside. All right, everyone, here we are at the entry. Beautiful glass pivot door. Now, let's talk about this entry. We have two-story ceilings here with skylights bringing natural light in. Right above me, we have these chandeliers. And we're gonna take this direction. Ya bak işte bizim vizyonumuzu görüyor musun? Uf, bir mangal yapacağım bahçede. Ha, sen makara geçmişsin. First, and this is where we have the formal living room and formal dining room area. Let's start with the formal dining room. Table for 10, 3 chandeliers above. We have built-ins on each side and casement windows. Yani bu arada ev... To this side of the home, right in the center, we have this beautiful... Harbi delikanlı gibi söyleyeyim. Ben evi beğenmedim. The gas fireplace. Glad ev o glass. Kadar ağır bir şey değil. Çok. Ya, hayır hayır, ev, eminim büyüktür de şöyle bir tasarımı mı ne, bir garip yani, böyle bir ev gibi değil ya. Same wood panel ceilings are also here. Otel lobisi gibi amına koyayım ya. And we have more additional seating areas right in front of me. Let's continue. We have another feature wall on this side with floating shelves and I love how they put LED lights. Ben olsam köşeye bir L masa, 3 bilgisayar, L koltuk bitti. Amına koyayım, gerisi dümdüz. Right behind that as well, and we're used to seeing a lot of fireplaces in formal i̇çeriye living areas. This time, içeriye bir de bahçe masası. This is really cool, and this one actually has another amenity. I'll show that in a bit. We have another picture window on this side, and of course, we have the Fleetwood doors pocketing into the walls, opening up to the backyard. Another cool detail: every single one of the Fleetwood doors on this house, they're all automatic. Ha, bu Fleetwood'lar artık hep Fleetwood dediği buysa eğer, anlamadım ama dışarıya veya içeriye açılan artık kapılar çok azaldı orada böyle. Herkes duvarın içinden çıkan düz yer kaplamıyor yani, çok mantıklı. Hep sürgülü kapılar. Now, I love how they clad the bar with marble. Salon da büyük camı, güzel duruyor. Evet. Ya bir kere bahçe varsa bir kere duvar cam kullanacaksın yani, o Allah'ın emri.
push wine fridges. There you go. Dual elevation. We have more cabinetry on this side. I love the built-ins up top with these glass shelves with inlet lighting, which is really cool. Looks really exquisite. Oğlum altyazıya takılmayın. Normal izle videoyu ya, şey değil yani, hani sen gördüğünü yorumla. Bulaşık makinesi var burada diyor işte. And this is where we have the sink for this bar. Another detail, Mikey, let's focus towards that water feature. Mikey, göster bakayım. There you go. In case you want to watch some TV. Televizyon indi oradan. It's pretty cool, right? And there you go. When you want that sleek look, can go raise. There you have it. Just put it back up. That's right. Now, let's continue our tour. We take this hallway. We kind of back at the. Dayı evin sahibi gibi ha. In this hallway, we have the front door right there. Let's talk about this incredible. Yüksek ihtimalle emlak işiyle uğraşıyordur ya. Design right here. We have the steel frame, open riser. We have LED lighting underneath each thread. Glass railing all around. Ben de ona dikkat ettim. Niye tablet o kadar uzakta ya da başka bir yerde var mı? Right across, we have the elevator access for this level. Allah hepinize böyle ev nasip etsin arkadaşlar. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, işe giriyorsunuz, ev sizin. Now. Amin amin. This way, we have. Bunlar çok ekstrem evler. Right here with this beautiful marble table, chandelier above. We have the Fleetwood doors already pocketed in, opening up to the outer patio. We'll talk. Işıklı olanı mı diyorsun? Evet, ışık gibi de duruyor. Continue, we have more built-ins on this side. Everything is super sleek. I love the hardware. Let's get a close up. Check this out. Oh wow. And you even have the plug set up right here. Everything looks super sleek. Ana, güzelmiş. Super light. I love the hardware. Yeah. Now, let's talk about the family room. Again, family room has a aile odası. Bak burası güzel. Bak burası çok burası evet. Çok güzel bak. Oy, full açık ha, mis gibi. Fleetwood doors opening up to the backyard. Bak gördün mü, L koltuğu koymuş, televizyon bitti. Daha bir şey yapma. We have the gas fireplace set up here with the TV. I really like these textured walls as well. And we have a comfortable seating area here. Of course, right on the other side, we have another set of Fleetwood doors pocketing into the walls, opening up to another patio space. Right across we have the guest house. We'll talk more on that. Galiba evin sahibi bu ya. Galiba oturuyor. Ama bu ev satılık, pardon. But now, let's focus on this incredible kitchen. I love how simple and elegant this kitchen is. Mutfak da güzelmiş. Everything is nicely paneled in. Daha güzel. Baksana oğlum, şaraplar maraplar dizilmiş, sade. Zaten koyu renk çok yakışıyor. We have a massive island up front, pendant lights above. Let's start with the island. We have the bar seating up front. Right in the center, bu evi nasıl temizleyeceğim? Bu da Türk kafası. Countertops continue. Bu ev temizlenmez ya. Elektriği. Papa plugs here. Bu evi nasıl ısıtacaksın ya? Bir de o var. Benim pederin hep lafı o. Bu evi nasıl ısıtırsın? Ne konu dönerse dönsün, evin nasıl ısınacağıyla ilgili yorum yapıyor. We have the sink right here, fabricated out of the same countertops. And let's get a close up right in the center. Çok tost var bebe siyahta. First off, they have a beautiful cover plate. Baksana full tost. For the drain. Stone. And then yeah, you can see all those cuts. How they. Bu arada bir şey söyleyeceğim, baya el işi var ha. I created that slope. Yeah. Yani baya mimar çalışmış bence buraya. Of course. Let's start with this one. Baksana tıklattı ama. There you go, dishwasher number one. We have another one. Bir numaralı abi. On the other side, I love how they're beautifully paneled in. Looks seamless. Bununla uğraşılır mı? Kimlikler bunu ya. Can we get a close up on these cabinets? Olmamış iki tane olmalı yazdı bir cid. Al. Kind of edge reveal detail. Eğer ondan bahsettiysen. That looks gorgeous in my opinion. I love that detail. Yeah, I feel like that kind of is carried out through a lot of areas of the house, yeah? Exactly. Correct. We have this paneled fridge right here. Herhalde 38 milyonla bir ev almışsan orada zaten temizliğini sen yapmazsın herhalde diye düşünüyorum. Bir ekip olur o evde. Of course. There you go. Ay, bunlardan kastreymiş lan. We have more built-ins right here. Induction. Ya bu evde şefin olur, her şeyin olur. You get a little griddle. Mikey, let's get another close up. Look at the cabinetry. Oh wow. Wow. It's amazing, isn't it? It's amazing. Yeah, that's amazing. Amazing, man. Yeah, the hardware, all these amenities, there you go. I mean, it's incredible. This is for sure the best kitchen we've ever toured. I got to show that vent real quick. I missed it when you talked about it earlier. There you go. Yeah. And we have more open shelving detail. Kind of breaks the flatness of this cabinetry design. Şöyle de lahmacun üstüne yıkık gibi. You ready? Oh wow. Bu ne ya?
Şov şov bir şeyi gösterir işte. Ulan limonlar ifşa oldu. Tüh. Yalnız. Yakalandın abi. Ya aga be. Yakalandın. Ulan arkadaşlar yeni aldık. Ekiple size böyle bir sürpriz yapalım falan derim. Şimdi ağzıma sıçıyorum bir şey. Bu nasıl buzdolabı ya? Bu nasıl buzdolabı ya? Su limon. Bağlıdır ha. Bağlıdır. Ya bu evin içinde buzdolabına mı takıldın ya? Yalnız insan boyu ha. Anyway, these are glass panels. Overall, it's a very simple, sleek design. Of course, we have another set of pop-up plugs on the other side. Beautiful. Arkadaşlar bütün chat toplanıp ortaya para koysak bu evin anca şu baksanız ne söylüyorum şu salonu anca yaparız bak. Kitchen is complemented with this wine wall right here. Of course. Mert de üst katı üstlenir. Bir şekilde ya, ev oluştu. Gıcık oluyorsun değil mi böyle yapınca? Follow this hallway, continue our tour. Şarap mı? Oo yalnız şarap için. Another cool. Yok, tabloymuş amına koyayım. Ben şey sandım onu. This is like maybe my favorite clock I've ever seen. Saat mı? Really cool. Saatmiş. It's pretty cool. Güzel. Now, I guess part of the kitchen kind of continues on this side. The other side of the wine wall, we have another wine display here. Again, temperature control. Ev o kadar büyük ki doldurmak için boş boş şeyler yapmışlar. Get a close up some cabinetry here. Ben bu evi dolduramazsın. Espresso maker. Dolduramazsın ya. Or like the back wall. The glass with LED lighting looks so cool, right? Yeah, it's really cool. And check this out. This might be my favorite detail in this house. Look at these doors. Coolest ever. Yeah. Oh wow. Just like that. Yeah, I think it'll probably show better if you open it. Let's do that. Bence açık durması daha güzel burada. Bence de. Derinlik katıyor bir de. Then seamlessly tucks into the wall. Kapatırsın toz olmasın. That's really really nice. I mean, it's gorgeous. Bu evde bir yer olur. Yalnız Fulya sen burada var ya ne fasulye yaparsın ha şş. Aynen aynen kuru fasulye değil mi? Ice maker here, small sink. And actually kitchen kind of continues because right across. Aa ne devam ediyor ya? Restoran yaptık abi. We have beautiful upper Allah Allah. Burası dar mesela. And all the base cabinetry, all the built-ins. Bir düğmeye basıyor. Dev gibi oluyor. Looks incredible. Yeah, and this is my favorite room in the house. There's something about black. Her yerde favori odam diyoruz la. Love, but it looks really, really the essence. Bak, şu an chat'in bakışı bak. Hepimiz böyle bakıyoruz şu an. Ekmek banıyor herkes. Ekmek banıyor bak. Bu ekmek bandıktan sonra diğer kişinin de bananın surat ifadesini görmek için bakış anı. Minimalism in here. I hear you. I'm pretty sure this is by far the best caterer's kitchen we've ever toured on the channel. Yeah. For sure, without a doubt. So let's start here. We have the stainless steel countertop. Oo, bak ama şey tezgah falan çok güzel ya. They welded and fabricated a sink and they continued the countertop into a sink. So they weld that and then they blast that smooth, right? Yep. Isn't that cool? Ah, o damla çok sinirim bozdu. Two dishwashers. İz yaptı o iz. Nothing is compromised even though it's caterer's kitchen. Evde şu ana kadar bir 12 tane bulaşık makinesi gördük zaten. And as we continue, we have the Miele gas stove here. Commercial vent above. Cabinetry continues. Oh, nice, a warming drawer. That's right. Isıtma çekmecesi. Desk setup. Mikey, I got a question for you. Yeah. Why do you think we have a desk over here? Ha, yemeği yaptın. Oraya bırakıyorsun. Hep aynı sıcaklıkta tutuyor galiba onu. I can't imagine it's. Herhalde öyledir ya. Öyledir o başka bir şey. Yoksa başka bir şey mi ya? Başka bir şeydir bence ya. Biz çünkü hani tabağı ters çevirip tavada ısıtıyorsun. Cooking for 10 or 12 people over here in this little kitchen, so a little desk to stay organized. Well, you're correct. I actually got a chance to talk to the designer of this property. He mentioned it to me that he specifically wanted to put this for the chef to order the ingredients they need, which is really cool. Nice work area. Now, everything is beautifully paneled in with stainless steel. We have the freezer Allah set up Allah. On this side. Another Allah one right here. Motlar dolar mı kardeşim? And right here. Bu arada ben burayı sevmedim ya. Dar yani çok dar. Baksana abi al yani dolabı açamıyorsun. I mean overall. Bu ne sponsor mu bu fişi bu? Ne bu su mu bu ya? Now let's go back to the hallway. Olabilir bu arada. We have the staircase. Oğlum adam bir tek aile odasıyla daha mutfağa gezdi 20 dakika. To the second floor. Another close up. Look at the riser. Ev bitmedi mi lan daha? Ne ev bitmesi oğlum? Oh nice. Mirrored riser. Arkası cam mı onun? Ayna. We never did. 50 TL'ymiş o su. Right behind me, we have this door opening up to a 100 lira ya ama hard bin lira. Burası misafir odası. Oy, misafir odasına bak. Misafir olmak lazım. And right here we have this massive gas fireplace assembly with a TV clad beautifully with this marble. Door opens up to a walk-in closet in the bathroom where we have a floating vanity,
textured walls, kaliteli. And a beautiful walk-in shower. Abi, now let's go back to the hallway and continue our tour. Acaba o şey duş mu abi bu? Aa bizim o baktığın 200 bin liralık duş muydu o? Neydi o? O mu acaba lan? Bilmiyorum. Direkt tepeye baktım ben de o yüzden. Smells absolutely incredible. Yeah. Odalar harika kokuyormuş. You get a little kokusu bile farklı kardeşim. The hint right here. Yeah, it smells incredible. Yeah, the whole house smells incredible. Now we're in the powder room. We have a floating vanity design. Abi ışık çok önemli. Işık çok önemli. Glass countertop. Görüyor musun adam her yere ışık koymuş. Around us. And on that side we have the toilet. Ne ateşlersin burada. As we go back to the hallway, we're back at kind of like the entry area. This is where we have the staircase. And we take this hallway. Sıçmaya kıyamazsın harbiden. Wrapping around, right on the other side of that powder room, we have an additional. Makyaj odası. We have more darker tones here. Again, walls are clad with stone. Floating vanity design. Mikey, I don't know if you can see it on the camera. You see the color difference between the countertop and the sink itself? Yeah, I don't know if you realize this, but this is a mirror of the other bathroom, except it's black. Correct. And it's on the other side. Yeah. Bir taraf beyaz, bir taraf koyu renkler. Right here, let's show it. This is where we have the toilet set up with LED lighting on the walls. Just like the other side. Just like the other side. Restoran tuvaleti gibi ya. Let's go back to the hallway. Evet, bir şey var. Two pocket doors. We have one on here. One on the other side. Sealing off the office. Come on in. We have two desks set up. Renk seçenekleri falan da çok iyi bu arada. Beautiful built-ins on each side. I guess let's show this side. We have another one of these of ne teraryum olur orası ha şeymiş. You have the plugs as well. This one is a front facing room. Boğa yılan orada böyle duracak. We have the floating shelf design on the center and I know Mikey you're going to think that I'm a nerd but can we get a close up on the floors? We have three floor plugs on this side, two on the other side. Ama otel şeyi gibi yapılmış harbiden her şey ya. Ama yine kullanışlı ya. And that wraps our tour for this floor. Now let's go back to the staircase and check out the basement. Asansörü gösterdi mi ya? Yok. Asansörde mi var? Abla yani. Oha sinema. On onu. Oy. 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 Kayropraktik. Oha bat. Çok iyi. Eve bak lan galiba. Alright, now let's talk about this basement. Let's start right here. We have this hallway and the door at the end opens. 10 arabalık. 10 car. Oy. Bak burası güzel. Burası güzel. Garage with epoxy floors. We have a hallway storage right here, and this door. Let's go inside. This is where we have the laundry room. Two Allah boxes, Allah. Two abi buraya bile adam 60 inç monitör koymuş ya. Now let's go back to the hallway. And we have another. Aşkım laundry room'dayım. Right two hallway closets. Maraşlı izliyorum. And again, opens up to the 10 car garage. Now, let's go this way. By the way, this is where we have the elevator access off of the staircase. O ne lan? Asansöre bak. And right here we have this opening. Asansör müydü? Let's evet. Actually briefly go outside for a second. We have this exterior hallway here, which brings in a lot of natural light. But at the same time, at the end, you have the staircase going up to your backyard, which makes accessing to the basement level easy. And also on this side we have this textured stone walls. And on the bottom, let's get a close up. We have the copper flashing. Adamın nefesi bitti yemin ederim. All around the exterior, right? All around, exactly. Gutters, everything. Now. Leave with doors and we have another hallway here. Let's check it out. I really like the wood tones throughout the house. They clad all the walls here with wood. And we have a electric massage chair, dry sauna. Let's yine banyosu var. We have the floating vanity here. Water closet on this side. Tabii yağlanıyorsun orada falan masaj. Mikey, let's pan up to the ceiling for a second. Bu bizimki işte Tukar abi. Have you seen that? Yüzbinlik bu. Oğlum bu var ya servet amına koyayım. Araba alıyorsun bunun fiyatına. 200'du değil mi? 200 bin lira mıydı? 300 bin lira mıydı? Bu akıllı falan ha. Telefonundan kontrol ediyorsun. Tablette ne diyorsun? Yok bilmem ne esansıyla su dök. Yok işte üstüme değsin ama böyle. Saunaya dönüşüyor falan. Meme kıvamında değsin. Değişik değişik modları var. Çizgilere bak silindirlere. Yeah, there's for sure. And this is your spa bathroom. You have the marble walls, spa fixtures, steam shower, everything you need. Now. The other side, let's get a close up. I don't actually need to go in there, but this is where we have the dry sauna. Selamünaleyküm. Bütün şişmanlar burada değil mi oturmuş? Fireplace. İçeride dayıların dedikoduları. Aa bak Konya'da benim eniştem bunları üretiyor. Şu şömineleri. Kendi özel benziniyle
form form şömin üretiyor. Onu böyle sıvısını döküyorsun. Çakma özel abi veriyor. Özel sıvısı var değil mi onların? Var var. Onun özel benzini var. Bu böyle yanıyor. And you could probably mount your TV here if you need to. Yeah, and I've never actually seen a massage table that's also a massager in itself. You know? I think this is the first time we're seeing something like this, yeah. Which is really cool. We have the gym here, nice and spacious. We have the mirror wall on this side, a little bit of a bar area. You get your ya arkadaş. Fridge, your sink setup, plenty of storage. Evdeki mutfak sayısı 52. Benim yerim evet. Pocketing into the sporcu wall, bir kimliğim var ve opening up en sevdiğim to the outdoor access. That's where we have the staircase going up to the backyard. Now let's go back in. We have more to see on this basement level. Now we're back at the landing. Wood-clad walls. Oğlum çok büyük ev ya. And this abi is ya, where we gibi. Have the wet bar. I love the light tones contrasting beautifully with the black cabinet. Bu da güzelmiş. Bak bilhassa şu rafların ışıklandırması falan çok güzel duruyor. Let's start with the island. We have the marble countertops. It's bookmatched with a waterfall edge. We have the bar seating on this side. Of course we have the pop-up plugs right here. Beautiful pendant lights up. Ana oraya dokununca ışıklar yanıyor. As we continue, we have this beautiful back wall. They use the same style of wood paneling that we saw at the spa, but they use that at a smaller scale with the same color. To give texture to this bar setup right here, Mikey, let's get a close up on these bottoms. I love how they clad even this little section with marble, which is really cool. Yeah, is that glass on top of that as well? Exactly. These are glass shelves, but they have inlet LED lighting inside. Isn't that cool? Çok kaliteli yapmışlar. This bar is super sleek. We have a wine fridge here with one of these push doors. There you go. Üf, burada inkübe edersin gecko yumurtalarını. Another fridge on this side, nicely clad. Yine bulaşık makinesi çıkıyor. Solda da vardır. I believe this is the ice maker. There you go. We have the ice maker. Buz aleti. I love how they also recessed in this sink design right here with the. Bir lavabo seviyoruz ya. Overall amazing bar. It's so sleek. Lavabolar çok güzel. And we have a little bit of a seating area right here. Personally, I love this couch setup right here. All right. Rahat duruyor ya. Pocket doors. We have one right here. We have another. Kapı da one seviyoruz. On this side, opening up. To the movie theater. İşte burası çok iyi. Three-tier seating. We have the LED. Bu arası güzel abi. Burada oyun da oynarsın, burada film de izlersin. The strip lighting on the walls. Walls are nicely paneled. Her şeyi and we have the screen on this side. More lounge and kind of comfortable seating on the lower level. And right above on the top ön koltuk da boss için herhalde. We have these electric lounging chairs made by Bugatti, which is really cool. And check this out. Wow, the cup holders. Bugatti. You can heat and cool. And there you go. Yeah, it looks pretty comfortable there. It is pretty comfortable, and this movie theater is incredible. It really is, and I think it really matches the rest of the house well as well. Lan mısır makinası var kardeş. So, continuing our tour, right next to the bar, we actually have a let's check it out real quick. Floating glass vanity setup with a textured back wall. LED lit mirror, beautiful powder room. Yeah, and I love that contrast between the white backlight and the black wall. Agreed, agreed. Moving on, back niye to the hallway. Niye makyaj odası diyorlar bunları? Now, tuvalet bayağı. As we continue this way, bilmiyoruz başarılı. We have the game room right here. Yalnız bilardo masasının güzelliğine bakar mısın? Say, pahalıdır bayağı. Probably the coolest pool table we have ever seen. We have a bit of a high top seating over there, chandeliers above, TV on this side, and right here, this door opens up to one of the bedrooms on this level with egress access. Walk-in closet, hapishane gibi ama a beautiful bathroom setup with a floating vanity and a walk-in shower. Now, this door opens up to the second bedroom. Oğlum, Türkiye vatandaşlığı ilgisi yok. Amerika'da yaşasan da bu evi alabileceğini mi sanıyorsun oğlum? On this level, king size bed situated on this side with a padded back wall. We have a bit of a büyük iş yapman right lazım. Here. Desk setup on this side, set of windows bringing natural light in. Right here we have the full bathroom. This one has a tub setup with a textured walls. And they use evet, the stone all the way behind the floating vanity design right here. And wrapping around, this is where we have the walk-in closet for this bedroom. And that's pretty much it for the basement level. Now let's take the stairs again, go up to the second floor and check out all the bedrooms. Yeah. Arkadaş, ev iyi. Oy. Oy, o ne? Ne oluyor? Neler geliyor? Oy. Oy, güzelliğe bak ya. All right everyone, here we are at the second floor. Adamın her katı yeni bir video gibi amına koyayım. Hi everyone'la açıyor adam katları ya. Get suites and the primary bedroom on this level. Follow me. We have this wide hallway,
Skylights nasıl above, wood panel ceilings continue. I actually just realized the detail. Mikey, let's get a close up on these skylights. Are you seeing the LED strip lighting all around the skylights? Oğlum baksana tavanda bile derinlik ledleri falan var ya. Oh yeah, bunu hastanelerdeki ışıktan sandım tavan açıkmış. Açık açık. I think they do that. Yani açık olmasa bile derinlik var yani arada bir led geçiyor üstü yok, yine şey var ya. Bir iki karış falan yukarı doğru değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Like evet evet. Just, you know, yani habit. Nereden baksam ben sana söyleyeyim o bir şöyle bir metre falan içeride o. Yeah, well, I bet that looks really cool, and I guess everyone will see that here in a little bit. They're all gonna see that in a bit, you're right. All right, first floor right here opens up to the first guest suite. Nice and spacious. We have the skylight right in the center, bringing natural light in. This bedroom is front-facing. I love how cozy it feels. We have the king-size bed right here. And the same ceiling reveal detail is also in this bedroom. Yani beğenmedim deyince de burada insan ay götüm diyesi geliyor. This door opens up to the walk-in closet. Come on in. We have the built-ins, everything. Ayıp sorumuz nice. Kaç para be? We have the hangers, drawers. Kaçtı lan 39 milyon muydu? 36 milyon. 38 milyon dolar. Oha. Now let's go tour the bathroom. Which is right here. And kind of the same finishes are also in this bathroom. We have a textured stone back wall, floating vanity design. I love these countertops and how seamlessly, you know, they transition into the sink setup, which is really cool. Yeah, it's almost hard to even see on camera. Adam çok basit şeylere şaşırıyor. Evet, evet. O farklı şeylere şaşırıyor. Sink stone is also brought into the shower. Let's go to the second bedroom, which is right next to this bedroom. Bak görüyor musun şu bile bir detay bence yani. Gerçi onu söyledi galiba da. Hepsinde bir şerit var köşelerde. And it's right here. This one, I have a feeling this one is staged kind of çocuk like odası. Çocuk odası galiba. Evet. Çocuk odasına bak. Buna koyayım benim çocuk odamda şu köşede ve şu masanın buralarında böyle yırtılmış stikerler vardı sadece. Tipi tipin stikeri vardı ama. With these ceiling mount light fixtures, built-in closet. Pretty much the replica of the other bedroom. Same finishes, hangers, drawers, everything you need. Yeah, and I gotta say, just like every other bedroom in this house, I know what you're gonna say. This one smells really good. Really good, right? I agree. Yeah. And this is where we have the shower setup, walk-in shower, textured stone back. Çocuk odasının değil mi hala? Evet. O çete bakıyordum ondan. Countertops here and a freestanding tub. Hani istersen küvete gir, istersen duş al. Let's go back to the hallway now. Oh. And I want to briefly talk about the staircase design. Adam yeminle 700 kalori yaktı ya. This is the staircase that we showed it to you guys right after the kitchen. Burada %100 şu chat'teki izleyen herkes şu boşluktan arabayı sallar abi. Bir tane araba koyar oraya. And it comes up, we have a massive picture window bringing natural light in. Do you see this railing design? I thought it was really cool. They kind of have this like recessed section. Yeah, it's really cool. Looks really modern and they topped it off with tüm mahalle duş alırken right görür mü? Yok lan really kapanıyordur cool oğlum camım onun. Hey Siri, camı kapatıyor. Ya da dışarıdan gözükmüyordur. Primary bedroom. First off, look at this pivot door. It's insane. And we have this massive handle. Evin camlarını kapat Siri. Handle. Come on in, guys. We have the pocket doors already opened up. This primary bedroom is one of the best we've ever seen on this channel. And I really mean that because of the amenities, finishes, scale, everything. Ev büyük şey galiba. Evet, tepeden şeyde asılmış da. This is the full package, right? Manzaraya bak. We are the best situated on this side. I love how they went with the wood paneled look on the back wall here as well. Ceiling mount light fixtures. Bed is perfectly situated for the view and the backyard. And we have that incredible infinity edge pool in the backyard. Çok güzel we're also going to see that. Evin manzarası yok gibi. Now, evin manzarası dağ oğlum bir şey yok. We have the linear gas fireplace here, clad beautifully with stone. Everything is. Ama o açıklık bile yeter yani. Quick match. TV on this side. Again, pocket doors opening up to the balcony, and we have dual bathrooms. First one starts right here. Let's go in. Natural stone walls, and right here we have the first closet. Nice and spacious. Again, we have everything you need. LED lighting, hangers, drawers, you know, all the good stuff. And this is where we have the first artık tatmin closet etmiyor beni gördüğüm şeyler yani. Walk-in shower. Let's go inside oy, for a second. Bu nasıl bir duş lan? This one is incredible. First off, stone everywhere. Şu mu? Bak burası güzel. Burası güzel. Skylights above. We have chrome fixtures throughout, your handheld. I'm assuming this might be steam.
I actually don't know exactly what is a steam or another shower head. We have the rain head above. And check this out. Bak şurası var ya bak şunlar tek tek duş başı. Sen şu alta bir yatıyorsun abi üzerinden dökülüyor bunlar. Section right here with all these body sprays. Never seen anything like this. Super yeah. cool. Yeah, this is crazy. This is next level. Yeah, for sure. Now, we have another Fleetwood door right here. I mentioned it earlier. Everything is automatic. We don't really get to see that enough. You know, when I first moved to LA, I was expecting like all these houses we were going to tour were going to have automatic doors. Not all of them has it. You're right. And there you go. Opens up to your balcony setup. We have another set of floating vanity design, fabricated countertops. I have another detail, and I bet none of you guys actually caught this. I'm talking about my videographers over here. So we have a water closet here, right? Mikey, go inside. I'm going to close the door. Okay. This is a first. Ya yok artık sana ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ayaklarından başlar uyuşma yemin ediyorum. Burada bir FIFA falan attığını düşünsene sıçarken. And was I correct? You missed it. and like this is for the financial guru. You always got to check your ticker. That's right. You always got to check it, right? Let's close this door. Let's go back to the bedroom. Let's go toward the other bathroom and the closet. Banyo mu? Actually, içeride. Now that we covered this section, there's Nerede? Also this section, right? Bit of a seating area. Ya banyoya geçelim dedi. İki banyo var galiba. Your espresso Yanlış maker. Anladım. We have the scene. Okumadım, dinlemedim de. Şu an mini mutfağı da var evin. Kahve mavi yapıyorsun. Odanın daha doğrusu. And now, going through this door. Now, burada da Titanic'e giriş yaptı. Closet. Check this out. Kıyafet odası. This looks like kıyafet salonu. Exquisite store. It smells like one too. Smells like one too. We have dual islands, drawers, shelving, beautiful LED lighting. These exquisite. Şuraya var ya 2 tane siyah eşofman, 6 tane siyah tişört bitti aman avayım. Chandeliers above, skylights. I mean, we have everything you need. Yeah, it's incredible. This house is a showstopper, for sure. Now, bulaşık makinesi çıkmadı o küçük yerden. Right here, going into the second bathroom. Cennete evet, düştük. Banyo. So I guess let's start here. Banyoymuş. Oy oğlum şampanya falan var şurada. We have the water closet, bidet. Bak bu göt yıkama için. Evet popo yıkama şeyi. Buraya sıçıyorsun damlata damlata buraya geçiyorsun amına koyayım. Ben şu sistemi asla anlamadım. Bak benim... Ve Tarık musluğu yok orada. Evet orada yok. Benim Amerika'da doğup büyümüş çocukluk arkadaşlarım var. Bizim işte annemin de arkada çocukluk. İlk gittiğim zaman evlerine çok şaşırmıştım. Türkiye'de bu. Normal Bağdat Caddesi tarafında bir ev. Ulan bir gittim şu çocuğum o zamanlar banyolarında böyle var. Şimdi soldaki kıçını koyup sıçtığın yerde taharet musluğu yok. Yanda var. Hani ulan nasıl iş buradan yandan eline su doldurup kıçına mı vuracaksın? Oraya mı oturacaksın? Oraya işiyor musun? Hani bilmiyorsun anladın mı ne manayla kullanıldığını? Enteresan glass. Bir teknoloji yani. Right çok gereksiz bir şey ya. Massive walk-in shower. Beautiful chrome fixtures, rain head, recessed lights, marble everywhere with the bench design, even LED lighting is also brought in here. Now, let's go back. Ne 30 dedi ya şaşırdı herkes. Beautiful chrome fixtures. Ben mi dedim Massive acaba? Massive walk-in shower. Beautiful chrome fixtures, rain head, recessed lights, marble everywhere with the bench design, even LED lighting is also brought in here. Now, let's go back. To the bathroom. Sen dedin ha olabilir. Beautiful freestanding tub. Look at that. Oy bak bura güzelmiş. Yeah, never seen, you know, fixtures, everything, every detail in this house is so gorgeous. Can we turn this thing on? Let's give it a shot. Yeah, that is really cool. That is really cool, right? Avuzlardaki şey gibi. Evet. Ona koyayım tır eli freni gibi baksana. And we have this massive picture window perfectly focused towards the view. Biz de suyun akışına oyun çekiyoruz ya artık. Böyle bir hayat işte bu. Ya gene gitti lavaboya kestiler artık onu yeter anlatma diye. Daha yok kesmemişler. Your mirror setup, amazing bathroom. Now, çok güzel ya. You guys through here. We have another set of İşte olay bu. Fleetwood doors pocketing into the walls, opening up to the balcony for the primary bedroom. We have space heaters here. Bit of a seating area. Hava ısıtıcıları. Incredible views. And by the way, you get the incredible views and the privacy straight from your bed, which is amazing. And we have more additional outdoor space right here. This section is not covered, but we get a fire pit right in the center. Beautiful wood decking. And actually, we can see some of the finishes of the house from here. Smooth stucco, copper gutters, and your slate roof.
Overall, evin her şeyini beğendim. Manzarası leş. The closets, the bathrooms, the scale views. Bu arada ben gene yani sevmediğim değil, şu manzara da fena değil bu oğlum. Unbelievable. Hani bir özelliği yok ama böyle boşluktasın, havadasın ya, o güzel geliyor bana. The view, the setting and this incredible backyard really tops it off. Evet, sağ var aşağıda. Girişte öyle demedim ya, 2000 metrekare dedi sanki. Değildir abi. Abi iki, ev sadece iki dönümdür bence. Doğru lan bu arada. Pocketing into the walls, opening up the side of the patio. We want to start from this side because this is one edge of the property and we're going to work our way to that incredible infinity edge pool. Right in front of me we have the guest house. Before we do that, right next to the guest house, we have a putting green. How cool is this? Yeah, we don't really get to see this that often, but it's a nice little amenity to have. I don't know if it's little, Mikey. It's a pretty good size putting green. Typically the ones that we see are about a third of the size maybe. I agree. Now let's go toward that guest house. Misafir evine gidiyoruz arkadaşlar. Meclisteki gibi Yaman'ın yaşadığı. Evet, Yaman'ın evine gidiyoruz. It has a nice corner glass detail and this is where we have the fireplace, bit of a seating area and it's a full guest house. Misafir evine bak. Dining area, very sleek kitchen, your paneled in fridge. Induction, plenty of uppers, even has built-ins. Not to mention, Mikey, I need you to get a close-up right here. Look how gorgeous this kitchen sink is. Now, let's go inside. This is where we have the bedroom. Again, very spacious. Bak gördün mü? Burası sinek. Get a bit of a desk setup on this side. TV, king-size bed. And right here, this door opens up. Sinek dediğimiz alana bak bir de. Closet. Again, textured stone walls are also here. With a casement window on top for ventilation, floating vanity. Beautiful bathroom and closet. Bodrum katı gibi now ya. Let's go back out. We've been walking for a while in this house. A lot to see, right? Yeah, it's been a long walking day. I agree. Now, let's talk about the house for a little bit. We have the kitchen right here opening up. And patio kind of extends out. Yalnız bu evde harbi güzel partilersin ya. This is where we have the family room. I mentioned it earlier. Has a nice corner. Glass design bu here as well. Harbi kalabalık yaşaman and lazım. Evet, burada net 15 kişi falan yaşayacaksın abi. Başka türlü çekilmez bu. Right 15-20 kişi yaşayacaksın. Herkesin manitası olacak, sevgilisi olacak, bilmem ne olacak. Herkesin bir odası, bir evi var zaten işin içinde. Böyle sabah uyandığında şurada atıyorum mesela, sallıyorum. Rane ile Aka basketbol oynuyorlar. Uyanacaksın köşede iki kişi golf oynuyor. Biri içeride yayında. Böyle bir ev olur bu. Fire pit. That's where we have the breakfast nook. You get abi, an outdoor dining area. Abi, yapımda 40 milyon dolara ev almışız. Hala yayılmayın. And with these pocket doors, we get this amazing flow. Yeah, and what about that sound we're hearing, Enes? RP yapıyor değil mi gene? Şeyde, Saruhan'la deli balaşmaya çalışıyoruz ama yukarı oturmuşuz. Ulan 500 bin dolar nasıl toplayacağız ya? So, we have this massive retaining wall. And they turned it into this amazing water feature. Evet, burası. A lot of tranquility. Karpuzunu boyayacaksın işin onu. Amazing sound. Yeah, I mean, Mikey, just look at it. Look at the flat grass section we have right here. We have the water feature. We get the privacy. We get amazing views. Sarın o pikselde. Hayal ettim ya. Lan, what the fuck are you lan? Ama sürekli atarım. From the pool area. Amazing. This property. We haven't even gotten to the pool yet. That's like the best part of this home. Gidecek, gidecek. İnşallah gidecek. Now, as we continue, right here, we have another set of Fleetwood doors. That's ya boş ver Fleetwood abi artık, hadi. And as we continue the walkway, this is where we have the formal living room area. And walkway takes us to the side of the property. This is the other end, where we have a half court basketball court. Bu çok iyiymiş. This is something else. This hits different with me. I know, I feel you. I mean, we literally have everything in this house. Views, privacy, incredible interior square footage. By the way, we have a little gate right there opening up in case you need to park some cars over here. You can do that as well. Yeah. Not a basketball fan, park your cars here instead. You can do whatever you like. Yeah. Right? We have the retaining walls on the other side, landscaped beautifully, giving a lot of privacy to this property. And this is the staircase access. Aa, bu az önce gördüğümüz yer. Cool. Buradan direkt garaja iniyorsun. Now, let's take this hallway now. Let's continue. Havuzda gidiyoruz galiba. And we have a really cool outdoor seating area at the end. Let's check that out. Yok, şu an o başka bir alan. Bar gibi. Burada bar gibi bir oturma alanı gibi bir şey var. I can't wait to talk about this pool, by the way. It's incredible. Now, we have this outdoor seating area. Fire pit. Oy. Right in the televizyon. The center. They formed this out of concrete, so you get that little bit of that industrial. Oo, şark odası. Burası güzelmiş bak. Şark odası. Şark odası. Yok. Ama çok güzelmiş. Onlar da sedir değil mi?
Bunu gece gösterecek mi acaba? Bir otağı? Gece gösterir mi bilmiyorum. Design is also formed out of concrete. Gece göstermesi lazım burayı. Complemented evet. with an 85-inch outdoor TV. And I mean the views from here are incredible. But bak, we're going to get a closer işte. Look evet. from the pool area. Ama so kurtarmıyor açısı. Now, this pool, the size is incredible also. It's above ground and you have infinity edge all around. We have the Baja shelf of. right Oy. Here. Spy in the center. And it is focused perfectly towards the view. Of course, the pool comes with a pool house. Havuzun havuz evi var. First floor. Bu havuzun evi. Bu o kullanıyor burayı. Check it out. Nicest bathroom we've ever seen in a pool house. I know, right? Floating vanity, beautiful marble walls, marble walk-in shower. Even here, you get a bathroom. Yeah. It's much better, right? Yeah. Now, let's continue touring the pool house. Şu suyun içindeki şezlong muhabbetini çok sevdim. The same wood clad also here. Onu biz yapıyoruz, avşada falan yapıyorduk. Şezlong alıyorsun, böyle taşa kuma saplıyorsun amına koyayım. Elinde bilir bir tane. Ebru Gündeş çalıyor amına koyayım. Çok büyük keyif ya. Gümüş balığı didikliyor taşakların arasından böyle. Yosunlar izliyor. The pool house has an amazing bar. I mean it's amazing. Clad with marble, dual elevation. You get a dishwasher, sink. On the other side you have your ice maker, small fridge. You get your TV, recessed and LED lighting, bence kesin space bak. Heaters. You got every amenity possible. Not şuraya yorum yapacak. Covered seating area on this side. Aa, koltuğa çok güneş vuruyor, rengi atar onun. Daha az görünüyor ama ya. You may think, where's the barbecue setup? Arkası fotoğraf mı ya şurası? İyi değil galiba. Mangal yeri burası da. It is right here, right behind the pool house. Allah Allah. Mesela ben bunun açıklıkta olmasını isterdim. Böyle. Bu böyle olmaz aga. Ama bunlar da aşçı maaşın çalışacak. İşte ya biz kendi kafamız aynen öyle aşçı çalışıp servis ediyor, öne götürüyor aslında da. Ya biz o şey yapacağız abi. Tabii üfleyeceğiz ateşe. Let's go walk to the edge of that pool. It's incredible. Havuzun içine yapacaksın aslında barbeküyü. Güzel olur bu arada. Both on size and how it's been planned and designed. But I tell you something. Oğlum havuz çok güzel duruyor lan böyle. Kutu... Infinity pool dedikleri işte evet. herhalde ya. It's worth every bak böyle. Penny because it complements this house so well. You know, it kind of has that timeless look but yet it's very contemporary. We have these incredible peaceful views. I've never seen any view like this before. Ever. Ya orada it's bir so oraya bombalama attı. Aynen öyle. Amına koyayım şuradan kayan nereye düşüyor ya? this is something to experience. Yeah, and this is a neighborhood we're kind of new to. We spent a little time in Calabasas, but I'd love to spend more time out here. Go for a hike. If y'all look down, there's hiking trails. Oğlum bir de buraya ATV alacaksın 10-15 tane. Yardıracaksın gidip. Yardıracağım buradan. Hiking diyor işte abi. All below us and that's just really unique. Zaten silah milatta kullanırsın. Atışçılık da yap, her şeyi yap. Price point homes. And we get the pricing, right? The location, the finishes. But this çok one, when ya. You tour the home, you look at the location, the setting, the grounds, and you look at this view, it makes sense. The price point, you get it. You feel like you're vallahi on the edge of the ev, ev. Ya ev geliyor da gidiyor. İşte bizim aklımız ev ermiyor. Ev abi götürür bu parayı ya. Bu ev bu parayı eder yani. Are buying a $40 million home. Well, that's it for the tour. It's been an incredible day touring this home, sharing it with all of you. But of course, this tour will not be complete unless we spend a few more hours so we can show this house. Buraya da bir şeyler yapardım çatıya. Alright guys, that's it for the tour. Now, before we end this video, I would like to summarize my thoughts on this house and briefly talk about the neighborhood. This house is located in a gated community called Oaks of Calabasas, which includes 500 homes. Within that gated community, there's a smaller gated community called the Estates of the Oaks, which only includes 54 properties out of that 500. Of those 54 homes, only 16 of them sits on the ridgeline, and this property is one of them. The views from the ridgeline are incredible. You guys saw it earlier. We have the Santa Monica Mountains, Malibu Canyon Road. It's definitely a very peaceful and tranquil setting. On top of that, we have that amazing infinity edge pool, perfectly framing that view as well. Now, in ya gene herkes elektrik hesabı yapıyor. Manyak mısınız ya? In terms of the house, my favorite two rooms are the kitchen and the primary bedroom. I love the kitchen design. It looks very sleek. The contrast is beautiful. You have the massive island up front and you have all the functionality. Vallahi. Yani 65 milyona da var. İzlemeyeceğim full. Bir hızlı hızlı geçeceğim. Siktir bu ne ya? Aa. Lavabo mu bu? Evet. Lavabo oluyor. Galiba arabalar falan da...
Biz niye bunu izlemedik ya? Allah Allah ya. Bak bu ev daha güzele benziyor. Daha şık gibi bu. Evet. Ay sonsuz evet. Kavuz var bunda da. Ağaç var evin içinde. Normal bir ağaç da değil ha. Aha. Aha. %10 var mı? Bence bir dakika dur. Bu ev çok daha güzel lan. Evet evet. We have the fence walls wrapping around the entire property. 110'a da var. Gördüm dur bakacağım. Şöyle bir hızlı hızlı bakayım. Bronze louvers is the water feature down to the lower level. Kapıya bak. Aynadan bir değil mi? Kapıya bak amına koyayım. In a bit. Now let's go inside. Aynı adam mı bu? Aynı adam, aynı adam. Tarzı değişik burada. Gözlük var. At the entry, we got this beautiful 9-foot pivot door that opens the views of Los Angeles. Inside, we have the formal dining area. Chat. Which we're gonna cut in a bit. But first, let's go this way. We have this hallway here and the. Amına kodumun hayatı. Dur ya, neredeydi? Ulan dur, bu başka video mu ya? Başka eve geçtin sen. Başka mı geçtin? Nasıl becerdim onu ben? Gidiyorum, sakin. Bu da başka ev galiba. Yok yok, bu. Same marble floors are also here. We have this darker marble on the back wall. Biraz daha zevkliymiş bu arada. Bu daha modern takılmış. Yeah, that looks really cool, and I'm kind of having a hard time wrapping my head around how they did this. I don't get it. Klozete bak. Tasarıma bak, aynen. It's pretty sleek though. Yeah. Now, powder room continues. We have the black toilet here that opens up. Oha! Ne? And it actually, I turned it. The black toilet. Abi, bu hani böyle bok bacağına dayanır ya. Bak çok ciddi söylüyorum. Bok bacağına dayanır ve o hani kapının girişi itibaren sıçma moduna geçiyorsun ya, konuşuyoruz bunu. Bu var ya, adamı yere sıçtırır. Çünkü bizim o seri kapağı kaldırıp oturma teknolojisi gibi değil bu. Nereye bastı onu açmak için? Yandaki şeye var galiba. Yani bastı mı? Ay o basmamış. Aa sensörlü diyor lan bu. Now, çabuk, çabuk. Yani dolunu indirene kadar açılır işte ya. Yukarı dolunu indirene kadar orada. Açılırken müzik çalıyormuş ya. Acılar. Acılar. Tuvalet kağıtlısı. This beautiful recessed section for you to store your toilet paper. Bende de vardı onlardan almıştım. Never either. That's why I wanted to point it out. It's just unique. Now, as we go back to the hallway. Biz boktan video izlemişiz ya. Yani bok, video boktan değil de ev boktan. Right around the corner, we have the secondary powder room. Pretty much the same. Aleykümselam. Hoş geldin. Yayındayız. Continuing the hallway, this opens up to the first guest suite on this level. Very spacious room. We have the king size bed positioned on this side. Bak bu daha modern böyle yani, hani salonu şeyi görüyor musun? Abi öbürüne dedim ya ben, hapishane gibi. Amına koyayım, camdan duvar görüyorum kardeşim. Baksana yeşilliği. Oh! Beautiful oak hardwood floors. AC diffusers are nicely recessed into the floors. Sliding glass doors that opens up to a patio space facing the front of the home. And as we go this way we have the bathroom. Abi izleyişim geliyor ya. Amadizio. Baksana. Ulan lan tuvaleti gördüm. Baş kaldırdı. Nice tall floors. Toilets automatically lift up. Daha hızlı açıldı galiba. Işık var içinde. Bokunu görebil diye ışık koymuş bak. Walk and shower with more of these earth tones. And we have the floating vanity design right behind us. Now, around the corner, we have the walk-in closet here. Fully decked out. Beautiful built-ins. Bu kıyafet odaları hep aynı kafa. Now, let me take you guys back to the hallway here. And go back to the entry of the home, and right across we have the formal dining room area. Same marble floors continue on this side of the home. We have this beautiful table right in the center that sits 12 people.
yerden ısıtmalıdır, şeydir. Bunların oğlum kliması, havalandırması, cartı curtu hep böyle duvarlardan çıkıyor. Değil mi? Tamamen otel mantıdır bunların şeyi, havalandırması. Öyledir bir şekilde. Legs just looks stunning. Gorgeous chandelier above. More of these remedies here built in. Yok abi, bizim admin toplantısımızda böyle bir göt yok kardeşim. I mean, look at the thin finish on this one, Mikey. Bir şarap sevdası var herkesin evinde. The wrapping on top. Ama bunlar sanki boş şişe, boş. Doldurmuşlar. This is next level. Yeah, some people. Videodaydı, izleyek bunları. Ya vallahi videodaya döndük. Oyuna geçeriz birazdan. Şuna bakalım mı? Incredible wine cellar down on the lower level. That's stunning. Now, I want to point a detail out here. There's two major components of this dining room. Number one is the outside. Yine hızlı hızlı gidiyorum. Ya şeyi merak ettim. Mesela burası ne? Mesela şu olay çok güzel. Avlu herhalde değil mi bu? O meydan bak. Buralar hep boş. 110'a da bakacağım hızlıca, sonra geçeriz. Ben bilgisayarı bir restart atmam lazım. At at. Ya şey yapıyorum, driver yüklüyorum. Crash verdiriyor oyunlar da. 12 foot high ceilings. It's all open. Beautiful seating setup here with old Minotti furniture. Bu evdeki koltuklar falan çok daha mantıklı bu arada. Aynen öyle. Oh siktir. Gördün mü lan? Sliding glass doors that are automatic and they pocket in. Bu katlanıyor mu bunlar? Nereye girdi hocam? Bence bak şu arkasındaki duvarın içine boylu boyuna gidiyor. Los Angeles looks incredible. We're in Beverly Hills. Los Angeles'ta görüyor. It doesn't get much better than this and we're going to tour this patio space later in the video. Gömme yapmışlar abi, bak kitap gibi katlanmış. Abi oyuna geç lütfen, cips yiyeceğim ya. Ye amına koyayım cipsi ya, Allah Allah. Aga be, üzülsün lan abi. Abi niye üzülsün ya, böyle bir baskın var ya. Cips yiyeceğim, açlıktan öleceğim diyor. Ye oğlum. Yeme mi diyor sana? Oğlum tam cips yerken işte izlemelik videomuş gibi yaslan, aç cipsini. Hayatını düşün işte. Bu yalnız bu eves hırsız girse senden habersiz bir odada yaşar ha. Yaşar. We have Venetian plaster walls here. You can access your dining room and it's geçiyorum bakalım. And the staircase is and this door opens up to the incredible garage. Now this garage is stunning. I mean we got beautiful marble floors, darker tones on the walls, high ceilings here. And let's face it, if you own a home garaj like this one, you probably have some nice cars to park. Even if you don't own them, you'll probably end up buying some. And in this case we have a Ferrari 488 here. And a McLaren 720S, thanks to our good friends in McLaren Beverly Hills. Mm. Both very nice. Mm-hmm. What's your pick, red or blue? I like the Ferrari, but I'll probably go with the McLaren. So, you know, it's a little bit balanced. Wrapping around. Araba tanıtımına geçtik burada. This is the control we have for this. Have the mech. Aç bakayım onu. Öf. It's not. Geç. O neymiş? Havalandırma. Bak buradan yapılıyor. Üstten alttan. Adam bir ton mermer dökmüş zaten buraya. Bildiğin kendi aşçısı oldum. Aynen öyle bu. Burada menemen yapmazsın ya. Yani biz yaparız. Bu ev çok daha güzelmiş. Yine aynı kafa, bir sürü bulaşık makinesi, yine gömme, ankastre, buzdolapları. Manzarası çok daha güzel. Yine aynı kafa bir yer yapmış. Beautiful furniture setup. Şu şömine galiba. Oğlum şu su mu lan şu? Havuz mu o, ne o? Şömine galiba bu. Ha cammış, cammış. O şömine onu sıvısını döküyorsun, yanıyor. Aha. Kale kapısı gene. Abi emekliliğini burada yapmam var gibi. Ha. Yaptım. I mean the woodwork in this right in the holders right behind the bathrooms we've ever toured on this channel. The stonework, the book matching, the simplicity. Burada duş alıyorsun. Yukarıdan bir kafa amına koyayım. City but yet the elegance in these bathrooms are just immaculate. Aklıma salak salak şeyler geliyor. On this side, beautiful cabinetry.
I love this marble drop and sink that matches the marble theme. Ama iki evin de böyle şeyleri var. They use the same marble also. Güzel güzel yerleri vardı. LED lit mirrors. And right on this nasıl yani güzel güzel. Ya mesela onun o şey vardı ya şömineli ortada bahçede açılan yer. O mesela çok hoştu. Burada onun benzer bir şey yok galiba. Ya da işte hani bazı banyolar daha güzeldi orada. Ya bir şey söyleyeceğim. Banyoya şey ne bunun adı ne bunun ya duşakabin diyemiyorum. Duşakabin. Duşakabin böyle duş, mi olur? Duş. Benim bildiğim duşakabin hafif eğildin mi götün o plastiğe çarpar. Böyle ayağının fırsı kalkarsın yani. Bunun adı ne ya? Hamam gibi bir şey oluyor herhalde. Massive, gorgeous walk-in shower. Çift girişli mi? Çift girişli. Bahçeden gene biri böyle yapıyor. Ya bu ne bunu nasıl kapatıyorlar bunu? Duş odası, duş salonu. Arkalarına banyo. Lighting and also another detail I like here is that we have a bench set up and no drains because this whole flooring is dinleniyoruz mu? You know, drains on each side of the flooring. I want to say something about the skylight. Ne? Dur bir dakika galiba kafalarımız bir çalıştı dur. When I saw this skylight for the first time, my question to the developer was motorlu mu? Is this motorized? Because it's calling for it. He says for I think $20,000 you can make the whole assembly motorized. So $20,000 motor. Adamın düşündüğü şey bak bende diyor ki cam var yukarıda hala yapmaktan çökmez mi diyor. Vakillik ruhumuza işte. From a DCO. And so you don't have the latches, but when you close them and you try to pull it, there you go. These are really catching on. Ben çıkmak dışarı almıyordum. Ne o neye a dedin? Baksana kapıda kilit yok daha değişik bir şey var. Kilit sistemi çok değişik. Geri al azıcık daha. Doors are magnetic. Manyetik kilitli. And so you don't have the latches, but when you close them, and you try to pull it, there you go. These are really catchy. Hayır anlamadım şu an. Kilitli kalırım içeride. They're also glass. They're not wood. Tamam da ne gerek var kardeş? We walk in to the walk-in closet. And this walk-in closet is oh, çok iyiymiş bu ev ya. Built out here, the cabinetry, the glass, the simplicity, the LED talk about, you know, everything is beautifully recessed in with LED lighting, cabinetry everywhere, skylight. Kıcan kıcan konuşuyor. Everything you right Hadi in the center door. There's actually a pocket door right here. Opens Alo. Up to the second bathroom. Alo. And this Bilmiyorum. Bathroom or this side of the bathroom is Koyak just mı? As impressive. Same marble floors and they carried out the same marble on the walls as well. This side gets this big glass assembly that looks to the side of the property, gets ton of natural light. Oğlum burada çit var, burada adam harbi dediğim şeyi yapar, nah çeker oradan görür ya. Abi biz fakir düşünüyoruz, tukar abi biz düşünüyoruz. This is the focal point of this bathroom. Abi adamın komşusu da böyle bir tip, böyle düşünüyor. Yani. Biz fakir düşünüyoruz, tukar abi. Out of marble, gorgeous texture in front of it. O sırtlık. This is incredible. They had the crane. Şey oluyor mu acaba, ayarlanıyor mu? Set up over here. It's probably weighs about like ton and a half or like maybe 2-3,000 pounds. I really like this and I love how this it just looks like there's a marble slab just sanki kind of uzanınca sığamayacakmışsın gibi abi. Evet evet biraz mezar gibi geldi. Mezara benziyor. And the fabricated sink for the primary bedroom and go to the half and bu evi yapan çok daha zevkliymiş bu arada net. Same wood paneling that incredible. Çok güzelmiş baksana abi. Seating area ornamentable that we bak televizyon yukarıdan iniyor burada. Now from your bed you can look at these incredible views because this whole room has sliding glass doors. Design, opening up to incredible patio space and these views all the way to the ocean. But if there's the access lights here, bedroom is on the top floor, not on the level where we have the pool. Oh, bu çok güzelmiş ya. You wanted to complement the primary with a nice little spa. Or you can look at the view off of my bed. All right, everyone, that's it. Meaning there. Ya Allah daha çok versin tabii yani hani. As a reveal. Handrail that they have the movie theater. Aa bunda now, da var. I did not say a screening room. I said a movie theater because look at this space. I mean the ceiling height, the volume here, the elevation differences. This 200. Bitmiyor amına koydum ne video ya. Ya bu evleri satın almıyorlar da kiralıyorlar mı acaba ya? Büyük ihtimalle vergi vermemek için yapabilirler. Çünkü baktığında anca basketbolcular falan alır yani. Ya evet oğlum çok ciddi ya. Yok ya Amerika'da çok milyoner var ya. Aynen, ya işte bunlar selebriti oğlum yani. Aynen öyle aynen öyle. Now we're back at the landing. We have a game room, kind of a seating area on this side with a beautiful reflect where we have the water feature on the lower level.
Now Mikey, can you go to the other side? Müthiş bir yermiş burası. Çok güzelmiş ya. I'm sure it looks kind of better from that angle anyways. So we gerçek galiba bu. Gerçek gibi. With the center section where we have this gorgeous olive tree right in Abi bir ekstrem bir şey gösterecek ya, ben biliyorum bak. Bu ne lan? Bizim hep. Siktir lan sen de. Oha! Mikey, you ready for this? Şaraphaneye bak. Şaraphane. Mahsen değil mi o şaraphane? Mahsen lan mahsen. Ne mahseni? We got a gorgeous table set up right in the center because this is not just where you store your wine. Burada tadım yapıyorlar herhalde. And look at the piano finish on the cabinetry here. This is stunning. Yeah, and it feels so nice in here. It's like about 20 degrees colder than the rest of the house. Yes, and it's recessed so you have more ceiling. Ne oldu? Hoş geldin. Nice cold lighting. Sabahtan beri bilgisayarım kreşip kapattı. Allah Allah. For sure. So let's get out. All right, two more built-in closet suites here. Recessed light they have. Yine tatlı bir böyle balkonlu. Bu ev kaç kilometrekare acaba? Bayağı bir level. Beautiful. Ben burayı gösterdi. Yine bir televizyon. Dört tane televizyonu birbirine bağlamış. Hayvan gibi bir bar. Yine mermer dökülmüş. Bu barda daha güzel bu arada. Evet. Saunamız var. Mentol döktüğün. Burası pilates salonu mu amına koyayım? Allah Allah. Hardwood floors. He did a very fast actually sliding glass. Oy, şuradaki şeyi tonuna bak, çok iyi. Yani böyle çok güzel bir ambiyans yaratmış o. Geç. Jim'in şeyi, banyosu. Another one of these walnut pivot doors opening up to the junior primary bedroom. Let's cover the bathroom first, which is right here. Marble theme continues also slabs on the walls. Gereksiz iyi ya. Tamam abi, anlatma artık, anlatma. Yeter. Allah daha çok versin. Acaba buralarda kim yaşıyor? Bilmiyorum oğlum ya, burada öyle normal insan yaşamıyordur ya. Alsalar haber olur zaten. Genelde var ya ünlülerin işte basketbolcu. Kafi kafi de bir de gece görüntüsüne bakalım. Yemin ediyorum bizimkilere ver şurayı, mekan yaparlar. Manzara çok iyi bu arada. Çok güzelmiş. Bu şimdi ne kadardı? 60 küsürdü değil mi? Bu 65 milyon dolar. Buraya elit restoran yapacaksın Tuğkan abi. Ya ne restoranı ya? Bir de 110'a bir tıklasam. 110'a tıklayıp kapatacağım. Evet ya, onu bir... 110 nerede? Ona da... 100 var. 100, what's up everybody? Ben 110 görmüyorum. 100 gördüm. 188 milyon dolar. 188 var. Ama bu başka, bunlar yabancıların anlattı. E şeyde direkt ana sayfada vardı ya. Sıralamayı değiştir abi istiyorsan. En yeni. Geçelim en pahalıdan. Kanal büyüdük. 90 milyon görüyorum. 110 aşağıda bak. Bak. Son bak. Hi everyone. Oy, manzara var. Arkadaşlar. Bütün arazi galiba. Adam Türk müymüş? Bu Türk ya bu konuşan. And today we have another considering that go deep over 10,000 square. Anladım abi. Incredible. Of. Anladım. Next, sanki bir dizide vardı. Çiftlik bu. Amazing views as well. Burası aşkı memnunum. Kadircan. Bir dizide vardı galiba burası ya. Çok eski bir diziydi galiba. Oğlum bu nasıl bir ev ya? Has an incredible pool area. Adam çok sıkılmış gets abi herkesten, baksana. Hepinizden nefret ediyorum diyerek. Parsların eskilerinden o yere gitmiyor. Narkozda mı? Narkozda mı vardı bu ev? Escobar, Escobar. Bilmiyorum. Bir dizide galiba. Üfürüyordu olabilirim ama sanki bir şey geldi. Alright everyone. Here we are. Var diyorlar valla. Ben bir şey söyleyeyim, bu ev bu kadar lüks değildir yalnız. Bu eski bir ev. Evet, bu eski bir ev. Baksana abi. Ama işte o kaplama, ağaç filan. Evet. Tabii canım. Değerlidir. Avantgard. Garajı var hayvan gibi. Bu ne lan? Isıtma şeysi galiba. Isıtma.
Bu daha böyle bir medieval ya, böyle evet, biraz daha old. Düşeli değil bu zaten bak bir de. Now we're back at the main. Boş galiba. French. Yo, düşeliymiş. Ton of natural light. I love the frame right here where you can see. Bence bura daha güzel diğerinde. Yani hepsini okeyiz ya. Burada geniş paça İtalyanları çekecek. Pro alacaksın ağzına, devam. Bu arada tam bir mafya malikanesi harbiden. Evet evet. Fast and Furious'ta 2'den bir ne vardı? Godfather'ı mı bu? Evet. Baksana. These from this point is centered around the okay we have a booth tile the play area on the other side used as an Saturday come and thing the grounds that have been trees and avocado trees. Yani adam dağı almış zaten. Başka bir yeri arabayla geçiyor oğlum başka yere. Aha. Ne? Bu yamaç mülke dahil dedi bak, yamaç diyor ha. Bu arada şey, o evlerin değeri değil, çiftliğin değeri. Yani bütün alanın arsası dahil değeri galiba bu. Evet. Başlıkta da öyle yazıyor. Baksana oğlum arsaya bak. 3 ev dahilmiş. The owners have dedicated themselves to preserving the wild. Çakallara bak. 3 ev. İnekler, minekler. Abi yalnız çok iyi. Bayağı iyiymiş. Panelere adam. Enerjilerine bak. Güneş paneli kurmuş ya. Ya buraya elektrik nasıl çekeceksin ya? Bu harbi Narcos gibi ya. Çok güzelmiş bu arada. Mahzene gidiyor kesin. Güzel kısmını sona bıraktık diyor. Şuna da bakalım bir. Secondary French doors. Come on in. Oy. I think this is my favorite part on this başka level in this mu? House. Those evet. French doors yeah. And pool. Yeah, yeah. Let's go patio space. Mutfağı falan da çok güzelmiş. This pool also has automatic views. I know the property each one. İşte burada 20 kişi yaşanır. I think that's what burada kendi evet. Köyünü kurarsın buraya ya. Kendi yasalarını çıkartırsın. Arlası falan var. Baksana abi. Adam error vermiş. Kim bu? And I see trucks coming in and out. Çok acaba sığırlar falan dahil mi? Hepsi dahil oğlum. 202 hektarlık. 202 hektar kaç kilometre yapıyor? Kaç dönüm yapıyor acaba? 285 avokado ağacı, cennet hurması ağaçları. Portakal bahçesi. And the staff taking care been here for a really long time and he knows the ranch like the back of his hand. There's more land.